Tikan'ın ne bombası yok. Onun yerine ne var elinde Tikan'ın? Zırh var. Ne var? Evet. İçlik var. İçlik. Abi sus. Bağırıyor. Flyers diyor. Buradan. Bir de üstümüze atlıyorlar. Shotgun var galiba. Shotgun var Karamon'un elinde. Yalnız Karamon'la Tika mı var sadece şu anda burada? Öyle. Galiba öyle. Reinforcement buradan girecek diyor. Herkesi kovduk. Yine de bakalım abi işte. Tika ile Karamon burada şey yapıyor. Ha yok. Şeylerimiz var. Hayır hayır abi. İki tane de güvenlikçi. Yok be bu kim? Bu Goldmoon değil mi? Evet o Gold mu? Raistlin yok. Acaba neden? Herif, kim bilir nerede yani evet. Raistlin yok. Tamam. Evet, ve Karamon'un da elinde şey var galiba. Scatter var. Laser pistolu var. Pekala. Tepemize iniyorlar. Bir de şuradan flyerlar gelecek diyor. Cyberdisk gelecek ve Raistlin yok. Yani ne suppress edebiliyoruz ne de heat amamız var Cyberdisk'e karşı. Oğlum ne pis bir herif bu Raistlin. Bak. Adamın adını Raistlin koyarken ben bu kadar romana uygun olacağını tahmin etmiyordum. Pis herif. Abi çekiliyoruz. Bu mission'ın nasıl oynandığını biliyoruz zaten. Buralara fallback ediyoruz. Bu gelenlerle dövüşüyoruz. Mümkünse yukarı çıkacağız. Şuradan gelecek olan reinforcement'la bu odada buluşacağız. Buradan girenleri temizleyip sonra arka taraftan girecek olanlara karşı buraya döneceğiz. Mission'ı biliyoruz zaten. Bakalım bunu yapabilecek miyiz? Suppression yokken... Zor. Holly Evans'ın iki tane bombası var. Bunları atmadan ölmesin. Seni buradan nasıl çekebilirim? Böyle böyle. Jonas Wolf'un da iki bombası var. İki bomba çok iyi. Yalnız suppression'da şey de yapamıyorum kötü. Karamon seni de yavaş yavaş çekiyorum abi geriye. Şuraya filan. Senin low profile'ın yok. Tika seni de yukarılara çıkmak istemiyorum çünkü zaten o şey squad site'in yok ama aşağıda olmasan da iyi. Gel buraya ya. Ne yapalım? Bu karakter böyle. Şimdi Carapace Armor bu kızda mı? Evet. Peki, gelin bakalım. Gold Moon'da Overwatch'umuz olarak bulunduğu yer iyi tabii de. Yukarıdan Overwatch. Aha. İki bomba var elinde. Neden herkeste iki bomba var? Bunu bilen var mı? Raistlin'in bombaları bizim elimizde mi acaba? Chrysalid. Cesediyle bir şey yapacaktık bu mission'dan sonra hatırlıyor. Ay herkes evet. Onu attı be. Bu hoş değil. Sektoid girdi ya. Hani Flyer? Sektoid Commander arkaya atladı. Tin Man. Ve Raistlin. Bitti diyor. Peki. Şimdi buraya abi gel. Ve şu Tin Man'i al. Bir tane recruit Marcel Girard'ı. Ne? Ne yapıyorsun Marcel? Manyak Marcel ya. Deli Marcel ya. Burada bu var. Şimdi ondan önce şuraya da bir Sectoid Commander girdi ama bu round sanıyorum buradan yukarı çıktı. Buradan, buralarda kalır o Commander. Kalır. Ben ona görünmeyecek bir yerden Wolf'tan şurayı bu şekilde alalım inşallah. Şahane. La 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 la. Bomba atmam gerekebilir buna çünkü bu heriflerden birini mind control edersen ne bok yiyeceğiz. Dandik Sectoid mind control etmez ya. Etmez değil mi? Peki beklesin daha bakalım. Etmez yani o. Bu adam robotik mi? Ahiret onun, soruları soruyorum değil mi? Onun özel bir sınıfı var diye hatırlıyorum. Buradan görüş var mı Raistlin?
Roger that. Var galiba. 63. Ben bunu nasıl aimleyebilirim daha? Nasıl bufflayabilirim? Herifin eksi 10'u var, bir de hardened'ı var. Nasıl buff gelir? Adam tika adam öldürürse etrafına offensive benefits. Tika adam öldürürse. Yok, buff bulamıyorum. Ama bunu hiçbir sektoid bufflamamışken mech midir değil midir göreceğiz. At abi, yapacak bir şey yok. At bakayım. Vur bunu resim. 6 vurdu. Acaba 6 normalde vuramaz bu adam. Çalıştı sanıyorum arkadaşlar. Crit atmadan crit atmadan 6 evet. Atamaz o indeksiyle. İyi. Karamon rapid fire'ın kaç diyor? 76. Atıyorum ya. At abi. Ölebilir bile yani. İkisini de vursana. Bu hit. Çok güzel. Ve kernel oldu böylece. Bam güm indirdik. Buradan yukarıya atış yapamayacağız. Ama 87 87 iki tane var. Bu sol tarafı bir tek Gold Moon görüyor olabilir. O yüzden bu heriften şu 66'yı deniyorum. Abi öh be. Öh be. Öh be. Sen buradan galiba yukarıdaki sektörde line of sight buldun. Sen onu bulduysan Tika da bulur. Pistolle çok uzak olabilir ama yo diyor. Combat Rush'ı şimdi verdi. Bak böyle verebilirmişim Reis'ine de Combat Rush. Şuraya da bundan. Ne oluyor lan? Henry Dubois. Arkayı tutacak olan Force'un yarısı ol Henry. Tatatatatatatatat her yerden ateş sesleri geliyor. Silahını geri almış. Bu bir sektoid commander. Oraya Karamon lazım. Reload. Aşağıdan geçti. Reload'a ihtiyacı var Karamon'un. Rapid fire yapabilmek için. Evet. Ama bir yandan da oradan mind control yememesi de lazım. Şurada filan yemez herhalde ama reload edemez. Ne düşünüyorsunuz? Abi geriye doğru toplansak genel olarak. Evet. Hani eleman gelse. Eleman bize doğru gel. Buradan sana bir overwatch yapalım. Yukarıdan çok güzel overwatch yersin buradan. Bu ikisi yapsın. Çünkü merdivenden çıkıp yukarıdaki kapıdan da girebilir mesela. Karamon şurada nerede görünmezsin? Şurada görünmeyebilir ha. Daha da mı geri diyorsun? Buraya filan. O da çok geri olur ya böyle güzel. Şu mesela şu şey korkulukların arkasına falan. Ha mesela oraya. Veya bir üstüne. Buraya buraya. Bir üstüne çift mühürmüş. Buraya gel abi reload'unu yap. Seni kızım yukarı çıkarmak istiyorum. Çünkü madem buradan oraya atış var. O zaman buradan da oraya atış vardır. Şuradan şuraya normal line of sight'la atılıyor. Kapıya atılamıyor olabilir. Senden de belli ki kapıya atış var. Şu commander'ı gördüğümüzde yok edeceğiz arkadaşlar. Tamam mı? Bana bir iş bırakmıyorsunuz. Kendiniz hallediyorsunuz bitiyor. Siz ikiniz arkaya bakın. Var mı yok mu bilmiyorum arkada adam ama Girard halleder ya. Girard gereksiz yere cam kıran aksiyonu seven bir adam. Gel bakalım Sektoid. Göster kendini ne olacak. Ateş! Evans. Henüz hiçbir şey vuramadı şu 2-2 şu ana kadar. Bu kim? Yok ya üsttekini vurmuştu. Vay anam vay anasını. Vay anasını ya. Arkadaşlar vay anasını ya. Hadi. Tika vay lan. Hah oh be. Öldü. Biz boşuna bu grubun hero'ları değiliz yani. Buradan giren flyer dedi. Hala flyer görmedik. Bu roundu reload'a zaman kazanmak için. Ama hala flyer görmedim. Gördün mü? Görmedim.
Belki geldikleri duvara yapıştırmışlardır. Bilmiyorum da Flyer dedi herif yani. Flyer geldiği için biraz daha bekleyeceğim ben. Pistolle Overwatch'umu yapacağım. Siz de reloadunuzu yapın tabii. Biraz da geri çekilin abi. Zaten kimseyi vuramıyorsunuz. O cyber disk karşınıza gelirse. Arkadan giriyorlar. Flyer gelmedi galiba abi. Şimdi bu iki çocuk. Spear Chrysalid. Ay. Ay çirkin oldu. Hakikaten. Çirkin oldu. Kim yetişebilir? Goldman yetişir. İyi. Bir kendi başınızın çaresine bak. Bu nedir? Ha. Şimdi bir düşünelim. Teneke adam var orada bir tane. Teneke adamı kim vuracak? Bunların bombalarını da unutma istersen. Teneke adama bir bomba. Doğru söylüyorsun. Teneke adamı. Evet. Teneke adama bomba atarız. Şunu bir kere bir vur bakayım. İki mi? Çok saçma. İki mi? O 2-4 mi vuruyor elindeki? Ne bileyim ben. Buradan lan öfsel bulamıyorum deme bana Goldmoon. Olur bulur. Sus lan. Ay anasını ya. Öf. Öf. Leş gibi. Gerçekten pisliksin XCOM. Position confirmed. He? Hadi bakayım. Vallahi indirdi. Bu taraftan göremedim. Run and gun, man and gun harcamayacağım. Bombayı atıyorum abi. La get la. Get la get. 3 canı varmış. Öyle geliyor. Bir round daha burada durmayacağım. Yavaş yavaş bu tarafa geçiyorum ben. Geç abi. Ama yavaş yavaş. Ya şey gibi düşün, yani giriş çıkışı daha kontrol edilebilir bir yer ya. Evet. Tabii tabii. Ama tabii arkadan gelen olursa yine de ne olur ne olmaz. Karamon sen buraya kadar koş abi. Yukarı nereye ha? Ha? Tıp tıp tıp. Pistoluyla. Abi işte o plazma pistola bu yüzden abanıyorum. İkisinin de elde plazma pistol olunca o diğer silahları nadir kullanacağız. Gup 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 diye pistol atacağız. Şöyle gel bakayım Reis, sen kıçını kurtar. Pis herif. Bekliyoruz. Sakin oluyoruz. Girdi valla. Airborne buradan girdi. Airborne dedi floater. Sadece uçarcalar gelecek buradan diyor. Cyberdisk. Disksiz base baskın olmaz çünkü. Aa bunun drone'u vardır. İkincisinin de var mıdır? Allah. İnşallah ikincisinin yoktur. Drone'u da var. Ama o drone'u patlatırsak rekini alabiliyor muyuz? Alıyoruz alıyoruz sorun yok. Emin misin? Kır ağzını. Evet eminim eminim. Ceset geliyor diye biliyorum hep. Ben emin değilim. Ama o zaman mermiyle vuralım abi. Çok canı yok zaten. Mermiyle değil de lazerle vuralım. Geliyorlar. Bir daha neredeler? Buradalar değil mi? Arkasındalar, arkasındalar. Şuradalar. Bir dahaki round kapıdan çıkabilirler yani. O kapıdan içeri bir roket atılır mı mesela? Şu anda tutturamayız ama bir smoke istiyorum ben. Rookie'nin birini öne götürüp bomba atsan o duvarı indirebilir misin acaba? Rookie'ler çok geride kaldılar abi. İyice geri çekilmiş durumdayız. O yüzden ileri gidip dedim. Yok uzak kalıyor. Feda edip Rookie'yi. Feda ederiz gitsin bir dahaki round atarım gerekirse. Henry Dubois siz abi burada kalın. Kalın mı ya? Biriniz kalsın da bir kere. Ya bir şey gelirse görecek adam kalsın burada. Ama o adamın her bir mermiye ve bombaya ihtiyacımız olabilir. Bir kişi kalsın bir şey olursa görün abi. Şimdi smoke atmak isteyebilirim. Biraz da dağınık durmamız lazım ki bomba yemeyelim. Pistolla Overwatch tabii.
Smoke atmak istiyorum galiba. Karamon'u da öne çıkacağım tekrar. Çarem yok. Herhalde. Yani gidip o Cyberdisk'in ağzına rapid fire o shotgun'ı yapmam lazım. Şuradan başlayalım Karamon. Hoppa. Hero gibi hero. Jonas Wolf sen de gel böyle abi. Siz oraya bomba atacaksınız o disklere. Sen de roket atacaksın. Sen de bura, ama burada kesin bu direkt senin önüne geçer. Şu heavy cover'a gel. Smoke'u da alıyorum. Şimdi zamanı diye düşünüyorum. Kaç round kalıyor bilmiyorum ama bir daha atacak zaman olmayabilir yani. Smoke bizim kritimizi buff'lıyor ki anlamı yok. O Cyberdisk crit yemez. Saçma oldu bu smoke. Vurulmamızı engelliyor mesela. Hani öyle bir işe yarayabilir. Floater da var orada değil mi? Floater sesi de duyuyorum. Var var. Floater var. Ben ne gördüm? Floater'ı Karamon. Ah be. 5'e mi çıktı evet. Floater hit point? Yok 4. Yok 4. Karamon vuramadı sadece. Karamon beceremedi evet. Yukarıdakiler ateş. Allah Allah be kızım. Ha. Geldi gönlümün efendisi. Geldi gönlümün efendisi. Bir de sıktı. Well. Hani dediğin öldü herhalde. Yo ölmedi be. Drone abi, orada. Abi işte cengaver resistance personeli. Abi ölmedi. Şimdi şu yukarıdaki drone'u vurmak, aşağıya roket atmak istiyoruz. Değil mi? Drone'u... Abi o drone'un çok yakınlaşması lazım. Daha bir şey yapamaz o bence oradan. Abi rokette gitmez değil mi? Peki önce şu roketi görelim. Reisli neredesin? Anlamadım. Air roketi o bayağı güzel olabilir. Heat roket evet. Abi o drone İnşallah. Karambole gitmesin istiyorum. Gitmez gitmez. Gitmez diyor. Hoş. Herkes öldü. Bu da hayvan gibi de mi çıktı? Güzel. Hayvan gibi derken daha bayağı var ama. Karamon dur şimdi. Assault rifle'larla mesela drone'u atarız. Sen şu sniper rifle'ınla headshot yapmasan ne olur? 7 damage up to. Headshot crit mi atıyor? %65 crit. Bir daha roket atamayacağım. Bir dahaki disk var. 2 disk var orada. Evet. Sık bence buna ya. Normal sıkıyorum. Headshot'ı diğerine normal saklayacağım. Crit atamadı. Bu dumandan da crit bonusumuz var ama. Şimdi şu çocuklardan öldüreceğim şeyi ben. İşte abi at bir bomba. Bir yok be ya. Ateş et ya. Overwatch'lara devam ediyoruz arkadaşlar. Diğer disk girecek şimdi. Sanıyor... Drone'u vur abi. Drone'u vur. 35 ile atıyor. Drone'u ignore ettik ya artık. Sen at bakayım şu drone'a karamı. Karamon'un koyunu sonra çıktı. Gerçekten Karamon'un koyunu ya. Overwatch. Çünkü önce Cyberdisk girebilir. Ki girecektir. Yok. Kızı vurma be. Aha. Kızı vurma lan diyor. İşte be. Kızı vurma lan diyor Goldmoon. Çok güzel hikaye. Güzel hikaye. Bekliyoruz. Sniper Rifle Overwatch. Tamam. Evet abi. Abi Overwatch arkadaşlar bu round kötü bir round. Gelip bomba atacak. Overwatch'a devam. Nerede bu herif? Şurada bir yerde. Yukarıdan geliyor. Evet. Karamon'u nerede tutabilirim? Buna karşın. En güzel. Zürrenin dibine sokabilirsin. Şurada yattı ara değil mi? Evet. Hatta shotgun çekebilirsin belki bir sonraki turda yeteri kadar yakınlaştı mı diye bakmak için. İşte bakalım bir sonraki turda düşünürüz de şu anda ben... Onu kaçır abi. Ya bu kız ölmesin gerçekten ya. Şuraya gelsin de bombayı oraya atıp artık
Talihsiz, bahtsız bedevi diye burada ölsün kız. Geliyorlar. Arkadan geliyorlar. Etonlar. Aaa, sabitiz çıktı. Meydane. Ateş. Atamadık. Atamadık. Çok uzakta kaldı. Atamadık. Vuramadık. Arkadan giren var. Muton. Muton. Mutonlar giriyor arkadan. Mutonun canı az ya. Yani şey böyle daha kontrollü bir ortamda gelse indirilir yaz, aslında. Kaç? Beşinci yani muton mu bu? Yok, dört. Dört. İyi. Şu cyberdiski reisdin. Göremiyorum. Abi sen onu göremezsen sıçarız. Ne yapacağız? Buradan belki görür. Bence... Neşat? Goldbond atabiliyor mu? Abi işte heat ama o i̇şte. Hiçbirisi atamıyor. Goldbond da atamıyor. Hiçbirisi nasıl atamıyor. Öyle bir yerde durdu ki vazgeçmek mümkün değil. Zil dışında mı acaba? Belki fallback edip tekrar overwatch düşünüyorum şu anda ben. Bunu çekiyorum. Tabii ki de. Abi sanki arkadan mutonlara gitmek de çok şey değil yani. Bu geliyorken bir yandan. Bir bomba atıp ortalığı karıştırmak istiyorum. Belki bir şey değişir. Yap abi. Belki terrain değişti falan olur. Langert. Havada atıyor yani. Önü açıldı. Yalnız adam kapandı. Görüyorum. Ama zaten göremiyorduk. Önemli değil ki. Değil mi bu oyunda? Yine göremiyoruz. Yok yok, hayır, önemli değil ki de göremiyoruz ki yani, vuramayacağız. Ha. Oraya değil de abi şu yaraladığın herife bir daha atıp sonra öleceksin Girard. Yürü be Girard. Yaşa. Hakikaten. Helal olsun Girard'a. XCOM çekince herhalde. Gerçekten bombayı atarak bir mutondan bizi kurtar Henry Dubois. Yok, sen olmadı. Bu işi bilmiyorsun Dubois. O Tin Man'de de o işi becerememiştin. Duvarları muvarları kırıyordun en son. Aa, Roşta şimdi biz arkada ne yapacağız abi? Şimdi bu herif atacak bu disk çünkü. Evet. Bir dakika ya, ben gördüm şey diyor. Shotgun. Run and gun. Var mı orada? Hiçbir yere erişemiyor. Yani olduğun yerden at bence bir shotgun. Shotgun diyorsun. Hey, bir bakalım şeyine, yüzdesine. 59. Öteki kaçtı? 2 tane 44. Bakayım. Bence üzerine bir smoke atalım. Hem korumuş hem crit vermiş oluruz. Ateş edelim. Smoke... Abi hiç vuramama ihtimali 31. Peki smoke atıyorum. Hiç vuramama. Hiç vuramama ihtimali diyorsun. Evet. Acaba tabancayla mı denesek bu işi ya? İki atışta hiç vuramama ihtimali %31 mi? Evet. Şimdi bu rapid fire yapacağım. Bir dahaki round gel, burnuma geldiğinde reload etmek zorunda kalacağım ya. O zaman niye lan demin rapid fire yaptım diyeceğim. Doğru. Burnuna geldiğinde rapid fire yapmak daha iyi olabilir. Evet, o yüzden iki tane pistol atışı yap karama buradan. Çok güzel, çok güzel. Mis gibi. Çok güzelmiş, mis gibi. Raistin sen... Burada tabi lazımsın çünkü bu herife heat ammo lazım. O zaman arkaya gidemiyoruz. O mutonlar üstümüzden geçecekler. Geçecekler. O iki çaylak işte ne kadar tutarlarsa. Aa, bekliyorum. Bu round üstümüze gelmeyeceği için problem. Şu herifi öldürmeye çalışacak. Gelirse çok iyi olur. Haydi Vaylan. Vur ama bunu kızım. Vur. 6 güzel. Flying target'ı Overwatch. Gerçi kızda Overwatch problemi yok. Opportunist o kız. Yok. Hadi Reis'in. Hadi. Kapalı olduğu için. Yine heat çalıştı, evet. Kapalı. Ne oldu abi? O çocuğu yok etmeye karar verdi. Bomba mı atıyorsun? Evet. Yat oğlum. Abi sizi nasıl Allah point laser attı ya. Nasıl koruyor? Mutonlar charge ediyorlar. 4 muton değil mi? Biri ağır yaralı. Ama üstümüze koşan mutonlar oldu. Bir gerçek.
Overwatch. Durdurdular mı tonları oğlum? Overwatch mu yedin? Bir de ay. Sen vurulma ama be. Damage de vurdu. Bir de damage vurdu. Daha ne yapsın çocuk? Üstüme geliyor. Üstüme iyilik sağlık. üstüme geliyor. Şurayı ucuza kim öldürebilir? Gold Moon herhalde. Abi en güzeli Gold Moon'un vurması olur. Öbür tarafta 57. Reis'in şöyle bir sorun var. Aa, 57. Yürüyüp mü vurabilecek mi öteki tarafa? Bilmiyorum ama 57 var abi. 57 görünce atmak zorundayız ya abi, Barış'ın nick'i olduğu için. Doğru. Ben yokum bu campaign'de. Ama abi 57 öldü. Bizim kırmızı çizgimiz. Şimdi buradan run and gun yapabiliriz. Artık abi scatter laser yani. Durumu. Evet. Barış, sesim senden geri geliyor galiba. Biraz. Hop, pardon. Şuradan bu herife crit açıkta bir de. Ama bu herifi vurursam kesin ölür. Bu crit'i atar mı çocuk? Henry Dubois. İşte be. Attı vallahi. Öbür herifi de sen vuracaksın. Yaralı bereli artık rock çalarak. Dırırırı. Dırı 25 mi? Ha. Artık ben ne haldeyim, sen beni bildin mi diyor. İki muton da bu yandan mı geliyor üstümüze? Evet. Oraya bir bomba atsak iyi olur şu çocukla. Bakalım ne yapabiliyor. Aşağı inse pek bir şey yapamıyor. Şu köşeden şey yapabilir. Şuradan. Evet. Zor. Gerçi onların canı çıktı değil mi? Diğer taraftaki köşeden yapsa bu görebilir mi? Reis'ten acaba buraya gelip bir kere Reis'ini bir deneyeceğim. Çok yapacak bir şey yok. Şuraya bomba atmaya çalışacağım. Ya tutarsa güzel olur. Herhangi yok, alakası bile yok diyor. Yanlış yere move etti sen. O kadar basketçi değilim diyor. Peki. Ha. Burada zor. Burada şurada bir overwatch yaparsam şuradan diğer geri... köşeden yaptı. O diğer taraftaki köşeden. Burayı mı? O, ha şurayı diyor. Burayı. Yok yok. O evet. Ha bu güzel. Daha iyi açık olur. Burası güzelmiş. İn bakalım. Pistolle tabii. Abi 2 hit point olan herifi görüp atmaya çalışsan, ha görüyorsun. Atacağım bunu abi. Vurdu be. Durduruyor çocuklar. Rookie earned a promotion. Artık coşku dolu hareketler. Karamonu şuraya koşar. Ah. Buraya koşuyorum Karamonu'da. Ve run and gun ve overwatch diyorum. Ya Overwatch buradan çıkamaz ki o gerek buton ya. Gerek yok sanki ya. Gelemez abi, gelemez. Ama yaptım run and gun. Daha gelip de sıkamaz. Run and gun'ı yaptım artık. O yüzden buraya geliyorum. Bir git gördüğüne de sık o zaman yani. Gördüğüme sıkarım. 51. Tabanca kaç vuruyor? 79 ama 3. Burada overwatch yapacağım ben ya. O red fog işe yaramaz mı ya? Yarar. Eksi 15. Yarar. 2 tane 64. At bakayım. 2. 3. Şunlar tamam, plazma pistol olsaydı rezalet çıkmıştı. Evet. Bir tek racing kaldı. Atamıyorsun değil mi bomba abi? Yok atamıyorsun. Atamıyor. Abi şuradan çıkabilir bu herif gerçekten. Bir gaza maza gelirse overwatch yap diyeceğim ama bir dahaki round da atamayacaksın. Bakalım. Abi oradaki işaret aman aman. Kızı yok etti. I am losing control of the situation diye bağırdı Oruki. Kontrolündeydi. Aslında kontrol ediyorlardı yani. Evet. Karaman dikkatli ol çocuğum. Başkası yok diyor. Bir son adam atlıyor içeri. Ha yok, arka taraf tamam diyor. Adam yollamak üzereyim yanına diyor. Burada kaç tane buton kaldı? 2 muton var değil mi aşağıda? Evet. 79. O korkutucunun altında.
Nerede öbürü biliyor musunuz? O işte korkulukların yanında, o öldürdüğün şurada o zaman. Bir, şurada orada bir yerde değil mi? Nerede onun herif? Bence bomba atarak bulursun. Aynen öyle. Oldu. Aynen, o yüzden geldim. Hala atamıyorum. Şurada bir işte. Burada bir yerde bu herif. Hadi deneyelim bakalım. Orada değilmiş. Değilmiş. Olsa damaj çıkardı. Peki Tika, buraya gel. Tövbe. Nerede lan bu herif? Tika pistolünle Overwatch. Reis'in açıkta duruyor şu anda oğlum. Açıkta duruyor yani. Hoş değil o. Evet anladım. Muton onun açıkta orada durduğunu bilmiyor. Bilmiyor. İnşallah bilmiyordur. Kaç kaç kaç. Yok kaç abi, kaç. Red Alert değil bu yani hani. Bilmiyor değil mi? Oyun o şekilde hile yapmıyor burada. O kızcağızı vurdular ya. Ta nereye kadar kaçırdım da orada vurdular. Dahası da geliyor. Oh. Ne geliyor? Göremedim. Hadi Tika. Kritliyor abi, tabancayla krit o kadar önemli ki. O plazma pistolla bu kız bak neler yapacak gelecekte. Kırsalit. Tamam. Ne gerek vardı? Niye zahmet ettiniz ya? Aha işte kurtarıcımız geldi. Bir rookie daha geldi. Yakında bir grup, bir tane daha. İki bombası vardır onun. Tam bir sektoid, şey, bir rookie daha yollayacağım diyor. Şimdi Tika'cım seni şey yapmak istemiyorum. İki tane şey girdi değil mi içeri? Chrysalid girdi. Başka bir şey girmedi. Evet. Ya girdiyse de biz görmedik. O yüzden Tika'nın sniper rifle'ı başka işlere yarayabilir. Gel bakalım şuraya. Reload'un et. Reload. Gerisi bekliyor arkadaşlar. Chrysalid geliyor karşıdan. Aşağı inip reload et. İki Chrysalid girdi. Abi hakikaten şok troopları kalan herkes öldükten sonra arkadan yollamak bu kadar güzel bir strateji. Evet gerçekten. Mutonların arasından Chrysalid gelse mesela ne halt ederiz yani. Bomba gerekebilir reisin orada. En son şok trooper geliyor. Astolis demek ki. Gerçi Muton da şok trooper değil. Muton şok trooper. Muton bildiğin trooper. Gerçeklerde Shadow Step yok mu? Shadow Step mi, o ability'nin adı bilmiyorum ama ne? Bilmiyorum. İşte Overwatch'tan. Ya bilmiyorum. Abi biz biliyoruz da mı bu oyunu oynuyoruz Barış? Gerçekten bilmiyoruz Vanilla'yı. Geliyorlar. Ateş! Yok belli ki. Racing'den 4 hit. 4 hit güzel. Gel bakalım başka var mı Overwatch'um? Ne oluyor lan burada? Exalt mermi, Exalt makinalı tüfeğini beğendi ha, onunla vuruyor. Ha. Mermin bitti, reload et. Boşuna mı aldık sana o ability'yi? Abi burada durursak bence o Chrysalid bizim üstümüze koşacak. O yüzden Karamon'u böyle, Majere kardeşler artık burada böyle açıkta duruyorlar. Bitik anlanmak tabir ettiğimiz. Gelin lan. Tepelerden koşmak sureti. Çıv. Yaşa lan. Vallahi vurdu. Diğer macere. Vinogradova. Diğer macere bunu da vurdu. Reis'in bu Exalt şeyini istiyormuş. Siyah cübbeyi giyince oldu abi. Evet. Tik havayla bence öldürür. Öldür. Yedi. Çok da güzel vurdu. Lazer'in havanda iz bırakması çok güzel değil. Evet ama abi, buff'ını da verdi. Evet. Elsewhere neresi abi? Galiba bir tane öteki de disk tarafı boşaltman gerekiyor büyük ihtimalle. Öteki taraf boşalmadı mı zaten? Yok, ortayı boşalttın dedi. Bir de öteki taraftaki depo var. O disklerin geldiği taraf. Burada mı diyorsun? Evet, orada adam olabilir. Abi sanmıyorum ama ben kahramanlarımıza şey basıyorum. Medikit basıyorum.
Dubois mı bu? Dubois olmalı. Dubois sanıyorum. Ya Dubois aşağıdaki mi? İki tane bulunca full kit geldi ya. Evet. Yok, Jonas Wolf'muş. Ya, abi Wolf. Burada bir şey oluyor mu? Jonas Wolf. Git bak bakayım. Git ben bak orada bakayım, ben orada mıyım? Peki Racing, geri gel abi. Herkes yukarı abi. Herkes yukarı arkadaşlar. Dubois aşağıdaymış. Dubois her yerde. Bu iş ondan sorulur. Herkes arkaya sokmasaydın bari. Yukarı iyiydi. İşte yukarı tekrar geri geliyorum abi. Aşağı niye indiğimi de bilmiyorum bu arada. Acaba ileri gitmem mi gerekiyor derdindeyim ben şu anda. Karamonla da ileri gidip bakmak istiyorum. Vallahi yalan söylemeyeyim, ben bir kere Vanilla'yı bitirmiştim çünkü Mac'de oynuyordum. Longboard'u kuramamıştım. Neyi kuramadın? Longboard. Mac'de kuramadım, çok kasmıştım. Bana sanki işte önden... Yok, geldiler geldiler. Burayı patlatarak geldiler. Bir drone gördüm. İki drone gördüm. Commander Sectoid. Bir tane daha Dragon Lord geliyor. Oo. Buradalar arkadaşlar. Tamam. Evet. Hikaye bu. Onu doğru hatırlamış. Disk kötü. O drone'ların ve Sectoid'in sağlayacağı şeye squad site'ı var değil mi diskin? Sanıyorum diskin squad site'ı var. Squad site hoş. Squad site hiç hoş olmaz. Biz yine abi aynı savunma alanımıza dönüyoruz çocuklar ama squad site'lı bir diskle uğraşmak gerçekten istemiyorum. Ne yapabilirim bilmiyorum bu konuda. Karamon'u burada tutarım. Bir kere CE yapmaya. Yok abi. Squad site yok. Yok. Peki yine de yukarılara arkadaşlar, yukarılara. Bunun otobüsü bence geliyor. Diskin mi? Diskin. Abi iyi bir şey geliyordur herhalde. Racing, sen lazımsın o diske karşı. Abi burada o bombayı hep beraber yiyeceğiz. UFO savaşında zaman arttırma geliyor. Ha, lazım o. Ve şey, ikinci kalp geliyor. İkinci kalp gelmedi. İkisi de önemli. Bir daha girdiler. Bir commander daha. Bayağı kalabalık giriyorlar ha. Hakikaten. Ha, şimdi ne oldu? Oğlum az değil ha gelen force. Böyle biraz biz rahatladık ama öyle değil gelen force. Nasıl duracağız? Nasıl bir savunma yapacağız? Şurayı da patlattık tamamen. Evet. Çok zekice oldu. Ön tarafa. Ön yani tarafta. Olan çaylakları öne koy ki atabilsinler. Tamam, doğru. Dubois gel. Natalina gelin abi öne. Doğru söylüyor adam. Girard level atladın. Sen bu kombattan sağ çık da level'ını sonra görüşürüz. Bende squad site de yok abi. Biz böyle... O zaman bunlar bomba atıp fallback falan edecek. Bir şey olacak. Şuraya da bombayı yiyeceğim diskten. Racing Letica birlikte Langer diye. Ben geride duruyorum. Burada bir fallback line'a ihtiyacımız var. Çünkü fallback etmemiz gerekecek yani. Gatır laser'lığı Karamon'da kalabalığın içinde beklesin işte. İşte umudum aynı anda varmamaları buraya. Evet, şimdi Overwatch ola başlıyoruz artık. Geliyorlar. Drone. Girard ve Vinogradova ıskalamayı başardı. Devam edin. Abi 35 falan dur atış. Evet, hem uçuyor hem... Overwatch bozmaya gelmiş yani. Benden çocuğu göndermiştir. Evet. Bu kötü bu, bu kötü bu. Evet. Bu Mektoy'da yaptı ne yaptıysa. Meld atmıştır ya. Bir disk geldi. Bomba atacak Karamon'un olduğu yere. Yok. Flank yakaladı.
Ölmedin mi? Ama bunlar ölmeyen. Maksimum 5 atıyor galiba ya. Evet arkadaşlar, ne yapacağız şimdi? Disable keşke olduğunu, elimizde disable olduğunu da unutmayalım. Disable da lazım olabilir. Bomba atmaya bir commander daha var. Galiba bir drone daha var. Değil mi? Durumumuz böyle. Sanki commander'ı öldürmeye odaklansak, sonra McCree'de disable atsak. Commander'ı öldürmeye bile odaklanamıyorum. Buradan move yok. Bu kapağı kim açtı oğlum? Oğlum şu kapağı kapatın. Hangi hıyar açtı bu kapağı ya? Şimdi fena gelecekler ha. Aşağı bir smoke atıp biraz daha dayanmaya çalışabilirim burada. Artık bombalardan kaçmak için dağılarak filan. Ondan sonrasını bilmiyorum ama Overwatch değil çözüm yani. Aptal aptal Overwatch'lar yapıyoruz. Ben bunu uygulayacağım. Overwatch ha, var mı? Biraz daha öne çıkıp. Neyse. Dört, okay. Gördük. Heh. Ha mesela. Böyle böyle işler yapmaya başlayın abi. Değil mi? Sağa sola açılsın bir de. Açılsın bir de işte Red Fog alsın. Hani ortalık karışsın. Evet tabii, Red Fog alsın. Bu çocuk ölmeye gidiyor, Natalia Vinogradova. Ama nereden? Şuradan. En önden aynı. Tabii abi açıktan. Buradan ölmeye gidiyor artık. Sectoid Commander'ın önündeki cover'ı rica evet ediyorum. Her şey. Ne varsa. Sus ulan! Ölümüne ah! Bir şey daha var orada ya. Drone var galiba orada, bir şey daha var. Arkada bir drone daha var abi. Şurada bir drone var evet. Evet. Ama yerin içinde, o yüzden göremiyoruz. Ne demekse artık. Run and Gun'la gelip Sector Commander'ı öldürebiliyorum ben şu anda ama sonra da ben ölüyorum. Evet, onu yapmayalım. Onu yapma şu anda. Çıkın abi, bombalara devam, çıkın. Yani çömezlerin bence kullanalım yani. Abi evet, bombaları atmak zorundayım. Burayı bir tutturamadım. Daha işe yaramayacak taç çünkü. Diski attım. Abi yani diske bomba, kapalı diske bomba. Ne yapayım oraya eriş... Aaa, full vurdu yine. Erişmedi oraya. Üst... Yok, iyi de vurdu yani, onu diyorum. El bombası, yani üstümüze bomba atmazlarsa... Smoke'u da atacağım çocukları korumak için ama... At at. Üstümüze bomba atmazlarsa hepsi ölmez. Oh. Bu diski bombardımana tuttuk. Artık inelim aşağıya ama nereye? Abi önce Goldman'a yer seçelim. Nasıl olsa inip şey atacaksın ya, duman atacaksın ya. Evet, peki. Goldman'ın olduğu yerden duman atmayı düşünüyorum da ben o yüzden. Olabilir mi ki? Olur ya, burada. Yetiştirir mi? Ha. Yetiştiremedi. O zaman ben de tehlikeye giriyorum bu arada. Abi o zaman dur bir daha şey yap. İki tanesini alıyordu en azından. O iki yaralıyı. Bir bu ikiliyi. Hmm. Evet o ikiliyi. Ha yarasızları alıyormuş. Alsın. Neyse. Onları alsın. Bir dakika. Karamona sıkamayacaklarına göre. Karamona sıkamayacaklar. Reis dinle. Tika'yı inip onlara atmak da var. Smoke'u. Ha o da olur tabi. Reis de buraya gel bakayım. Kimseyi göremedim. Overwatch. Yani hiç değilse ön tarafı kırarlar, arka tarafa geçerler. Biz de orada şey yaparız. Burada pistolle kızım. Evet. Ben daha önemli adamlarıma atayım smoke'ya. Kendim de inebilirim evet, bu arada. Öyle. Kendim inip hepimizi birden alan bir smoke atayım. Doğru, doğru. Bombayı da hep biz yiyelim böylece oraya. Bomba? Tabii ki. Abi bombayı öne atarlar ya. Atarlar dediğim bir bombaları var galiba. Bir tek diskin bombası var sanıyorum. Evet. O da flank'te adam görüyor. Bomba atmayabilir. Karamon, ne olur ne olmaz diye pistolünle şu drone aptalca bir hareket yapar. Senin göreceğin bir yere kadar gelirse diyor Orvoş. Bakalım çocukların hepsi ölüyor mu? Bu kim? Ay ikisi birden. Ve ikisi de biz. Öfismiş. İkisi birden olmaydı. Kötü leş oldu. Gibi. Leşsin leş drone. Baya lightning refleksli adam yollar gibi. Gerçekten öyle ya.
açıkta drone'la ölmesi hoş değil tabi. Öbürü de açıkta durmuş, panikledi falan orada. Aa! Abi evet, öleceksin. Aa, kaçtı bu. Commander geri çekildi. Alakasız. Buradan spell atıyor. Ha yok. Diskmiş o ateş eden. Bu manyak geldi. Ölmedi herif. Hepsi paniklemiş durumdalar. Çığlık çığlığa var orada ama. Ne oldu, adam geldi. Bir tanesi panikli değil, bomba atabilirsin. Abi şimdi Commander'ı öldüremiyoruz. Burayı bağırta bağırta yapacağız. Commander'ı öldüremiyoruz değil mi? Öldüremiyoruz. Abi şu panikli olmayan adamın bombası var mı? Bir yok. Tane daha. Yok. Diskin yerini bulmak o adamın asıl işi olmalı. Bence oradan görür. Buradan mı diyorsun? Evet, disk yukarıdadır zaten. Gördüm. Hı. 19, 37 bazı atışlar. At abi, at artık, bağırarak tetiğe basma zamanı. Arkadaşlar. Evet. O bir mech herhalde değil mi? Bilemiyorum abi ya. Ben çok... de bilemiyorum ya. Soralım. Mektoid neymiş? Şey, Mektoid özelliği neymiş? Kızım sadece droneları görerek beni kazandın Tika, gerçekten. Robotik bir şey abi. Tamam. Ne anlama geliyorsa. İşte mek herhalde. Mek artık. Bu heriften oraya atışı da biliyorum. Kızdan disable atabiliyorum abi. Kızdan disable atabiliyorum. Bu herifin de bunu atacağım mek. Elindeki silah silah değil ki abi. Disable'ın yüzdesi kaç? Bilmiyorum, gelip bakacağım. Ha. Ha, şeyi ortaya çekmesi lazım. Atıyorum. Tamam. Bunu bir atıyorum abi. Zaman kazanmamız lazım. Evet. Disabled. Şimdi onunla uğraşmayalım. Karamon'u diske charge ettirmeye çalışsam. Vuramaz bence. Çok kötü yok, bir açı. Çok. Kötü bir açı. Şu panikliymiş o. Raistlin'le burada gelsem diski görür mü acaba ya? Geliyorum abi artık. Birazcık bir şeyler yapmam lazım. Gördü galiba. Şimdi bu oyunun genel kuralı Cyber Disk'in suppress edilmesidir. Şu anda atmıyorum o yüzden. Suppression Cyber Disk'in ağısını bozar çünkü. Drone temizlemek için 57 ne be? Drone'lar açıkta ve flanksiz sayılıyor mu? Uçarken. In the zone açısından mı soruyorsun? In the zone açısından. Güzel soruyorsun. Ne diyordu in the zone? Ya flankli olmayacak, şeyde olacak. Açıkta olacak. Killing a flanked or uncovered target with a sniper rifle does not cost an action. Denemek lazım abi. Ya ben attım. 3 can ya. Attım da artık. Evet. Disable attım ben. Ha doğru, disable daha önemliydi, doğru. Evet. Gold Moon'dan bu adamı atış etmeye uğraşmıyorum. 57 atıyorum abi ben. Sık. Güzel. Çünkü o Cyber Disk'i heal edecekler ya abi. Evet, Cyber Disk'i heal edecekler. Asıl sorunu zaten. Bir tane daha var. Cyber Disk'e de suppression. Bu iş böyle yapılması gereken bir iş abi. Öldüremeyecek evet. Çünkü yani. Başka yok, adam yok. Karamon'la Raistlin kaldı. İkisi birden atar da vurursa Cyber Disk öldürür. Ama Raistlin'in 2 hit'i 73. Yok, bu round oraya da suppression abi. Karamon'dan bir atış yapmak istiyorum. Bu adam disabled, o adam şey. Mektoid'in ağzına girip sıkabilirsin. Şuraya girerek mi diyorsun? Evet. Ondan sonra Commander'a erişemeyeceğiz ve birimizi charm atarsak korkunç olur. Buradan atabilirim. Olur, Commander onu oradan görmez. Bence de. Run and gun. Bir kare de o kadar az şey yapmaz. O Commander'a birimiz erişmezsek... İki Commander.
2. Evet, ikinci bir commander var. Ha. Ha doğru, 2 tane gelmişti. Crit crit. Saydık. Ha, çift çift zaten. Tamam. İyi iyi, iyileştirmesin de. Evet evet, heal atmasın da. Sen disabled'sın abi. Ha, bir tane daha aldım. Sen de suppressed'sin. Raised'in back attack yok bir şey. Şimdi sen ne yapıyorsun? Close combat atan falan yok değil mi senin? Yok. Yok. Geri kaçtı. Reload ettim acaba. Ve bir tane daha kahraman giriyor masaya. Son abi. Var. Başka bomba, başka kahraman yok elimde diyor. Şimdi Tikan'ın o denediği şeyi denemek için gireyim mi bu topa? Abi bir bunun detayına baksana. Şey gösteriyor mu? Flankli veya açıkta diye bonus gösteriyor mu şeyde? Flying Elevated Airborne. Bilemedim. Açıkta diye göstermiyor sanki ya. De abi bunu başka kime vurdururuz ki zaten? Aşağıdaki herife vurdurabiliriz. Şuraya vurdurabiliriz. Ya tamam. Şey yapalım abi. Bronze deney istersen. Ha o da olur. Deneyelim abi. Deney yapalım. Doğru. Reis'in silahı boşalmış. Reload ateş yapamayacak. Yani yüzden... Save and test yapalım. Ondan onu diyoruz. Ha, deneyelim. Deneyelim abi. Learning moment. Bir learning. Hakikaten bilmiyoruz çünkü bunu. Save ettim. Tika, yukarıdaki drone'u öldürürsen in the zone kazanıyor musun? Combat rush'ı verdi bir kere. In the zone aldı. Tamam. Hem in the zone hem combat rush. Bu kız böyle bayağı striker'ımız oldu. Amaç da oydu zaten. Evet. Şimdi ne diyor in the zone? Biraz daha öğrenelim. Öldürmek diyor. Yani bu herifi öldürürsem atmaya devam edeceğim. Bu adamı öldürebileceğim bir hale getirebilir misiniz? Kalan herkesin bu adama sıkması lazım. Ve Raistin bu round suppression yapamıyor. Ama yürüyüp bomba atabilir. Benim rapid fire'ım var galiba ama çıkarsam yerim mind control'u. Evet. Herkes bomba atsa buradan bu adama. Tika bunu öldürebilir hale gelsin diye. Kaç kaç vuracak ki abi? 3 daha 6. 3. Atın abi daha yani 6. Atamamanızdan iyi tabii de. Ya sırf o zırhı gidiyor işte. Ha, hikaye oluyor. Hikaye oluyor. Diski ne yapacağız o arada? İşte asıl soru o zaten. Raistin'in bombaları diske da vuruyor mu? Bak bunu da deneyelim. Deneyelim. Raistin buraya gel abi. Bir fireball at bakalım. Robota çalışır mı? 4 artı %50. 6 damage vuruyor. Öldürebilir ha. İnşallah. Heat metal. Aha öldüremiyormuş vallahi. Ama çalıştı. Bunlar çok önemli bilgiler arkadaşlar. Evet bunlar önemli bilgiler. Sektopo da lazım olacak sonra. Evet önemli bilgiler. Şimdi sen abi bu hikayeyi buradan bize bitirebilir misin 47? Bence daha çıksın yakınlaşır abi. Ya. Şuraya gidin diyorsun. Yani. Evet. Kimi flank ettin sen? Ha. Yok şu anda ama değil tabii ama. Şu anda değil tabii ama. Oradan flanked bir adam var. Abi mind control yiyecekse de bu yesin yani. Doğru. Şimdi Tika'nın bu herifi öldürebileceği hale Tika kaç atıyor? 7 up to ayrıca %55 critical. Fena bir atış değil headshot'ı. O yüzden ateş etmeye başlayın abi buraya. Ya bunu öldürdükten sonra ha şey tabii overwatch'a geçmek. Yani düşündüm ne yapacağız diye doğru var. Ne biçim vuruyor ya. Rapid fire yapayım mı? Şuradan mind control yeme riskine gideyim mi? Abi yolun karşısına geçip oradan rapid fire yapma şansın var mı? Gözükmeme böyle bir... Buradan mı diyorsun? Abi ha. Daha kötü oluyor ama mesafe ya. Mesafe daha kötü oluyor. Yani doğru. Çok yani mesafe daha kötü değil. Çok kötü oldu. Gel bakalım abi. Attığınız her atış Dika'ya
buradan bomba atacak round range'in yoktur. Yetiştiremez. Ama at abi 2 2'dir 3 3'tür ya şu vur ama. Vur ama. Sen de at abi, yapacak bir şey yok. 40. Evet. Karamon'la Tika kaldılar. Ne diyorsunuz? Rapid fire'la. Rapid fire kaç o zaman yani buradan? Ya bomba yetmez ki, Tika'nın öldüreceği hale getirir mi ki bomba? Yani crit'le beraber kaç vurur Tika? 10 falan gibi hesapladım ben. 7 artı... 7 maksimumu. İşte hani o zaman artı 6, 3 artı 6, 4... 9. Abi zor bir atış. %50 ihtimalle ölür herif. Yani tabii. Abi daha kötü zarlar attık ya. Ver bombayı. Vallahi mı? O zaman Karamon'u çekeyim de gelip bana atamasın bari. Nereden? Her yerden atar da. Karamon oradan bomba atamayabilir ama bir de. Dik duvar ya. Evet. Atıyor mu? Bu bomba atılıyor. 3 vursa bence olur. 3 yemiyor işte o shield nedense. 3 yemiyor işte. 3 yemiyor o shield. At bakayım. Bakalım kaç olacak. 2 yiyor. Evet. Tika. %100 to hit. Up to 7 damage. Critlerse up to 7. Bu zor bir atış abi çok. Abi yani ne yapalım? Ne kaldı ki? Ne abi, yapalım? Abi, vur aha! Ölçün yani. Vur ölçün. İşte Tika. In the zone devam ediyor mu? Critliyor. Eder. 14 abi. Ederse reload'unu da yap. Eder. Reload yapılıyor değil mi? Sonunda yapılıyor. Birimiz Colonel olmanın ne demek olduğunu takıma ikna gösterdi. Bütün level'ını kullanınca oradan şey charm geliyor. Ha yok, mind fray attı. Saçını kesti herif. Bunlar yine paniklediler aşağıdakiler. I am losing control of the situation diye bağırdı yine bu. Ama attı, atış ediyor. Yürüme Dubois. Dubois Rulas abi. Hakikaten ya. Tek başıma tutamayacağım diye bağırarak atış etti oradan. Ben şimdi abi o sektoid commanderlardan birini öldürürüm ama ikinciyi öldüremem. Çağırımı yerim. Abi bence Overwatch'da bırak gelsinler. Ben şuralara bir yerlere geçmeyeyim abi bu iş için? Diye tepelerine çıkmayayım mı yani? Geldiğini görmezler mi ya aradan geçerken? Görürler. Bekle diyorsun. Şuradaki herif öldü. Oraya yeni bir adam çıkması lazım. Evet. Dubois da kontrolü kaybettiği için gönderemiyorum Dubois'ı. Şu kız var. Irina Sidorova. Koş kızım. Yeni oraya giden adamım sen ol. Git bakayım. Raistin, yavaş yavaş buraya yaklaşacağız. Senin bombana ihtiyacın var. Böyle uzaylının nerede olduğunu görmek için önden koştum. Rookie koştu. Gerçekten bir XCOM klasiği. Bu kızı da şuraya alıyorum. Çünkü çizgimiz değişti artık. Evet. Goldmoon arkadan gel, reload'unu yap. I am losing control of the situation diye bağırmasına bayıldım şeyim ben. Dubois. Sonra bir sıkmaya devam ediyor. Ateş ediyor etrafa. Kontrolündeymiş situation çünkü. Ha, burada yaralı bir adam var. Situation aslında kontrolündeymiş belli ki. Sen de gittin mi? Hayır, diyor ki ben kontrolü kaybediyorum diyor. Kaybettim demiyor. Kontrolü ben kazandım dedi Sektoid. Evet. Karamon. O Sektoid'i öldürür. Karamon'un Ranengan'ı var. Ranengan'la buraya gelirsem ben bu Sektoid'i öldürürüm. Evet. Eğer vuramazsan çok kötü olur. Vurmak zorundasın o yüzden. Açığa da çıkabilirim. Abi. Evet abi. Başlarım. Yani bir dibine gir dibine. Commander pistolla ne yapacak? Pistolle vursa ne olacak? Lan çocuğu rahat bırak dedim sana. 5. Çocuğu rahat bırak. 5 ve 12. Ayarsız. Elgin grenade varmış elinde bu arada. O kötüymüş tabi. Ben mind control'dan çıkınca oynayamıyorum galiba. Yok. Arkadaşlar üstüne koşuyoruz bu uzaylının artık. Raaa!
Kontrolü kaybeden Dubois. Sen misin o? Yok. Dubois koştu gitti bile. Dubois almasa XCOM ne yapacak oğlum? Gerçekten Michel Dubois olmasa ne halt edecekmişiz yani. Reis'in Majere sen de gel de o bomba bize lazım olacak abi. Hiç içerilere hiç saklanmaya falan gerek yok abi. Senin zaten Will to Survive'ın falan var. Plazma pistolle ateş edecek adam sana. Şimdi bunları söyleyip duruyoruz. Birimiz bir yiyecek bir crit bir yerde ama. Değil mi? Bir plazma pistol crit'i. Karamona bir şey atıyor. Kontrol diyor. Charm'ı evet. Yedi. Fişirat yine panikledi. Karamon'u charm ettilerse bize ne olur? Karamon ateş açıyor da. Bunlar güzel. Evet. Dubois da panikledi. Bu Fransızlarda iş yok ya. Sidorova da panikledi. Karamon'un charm edilmesi çok kötü oldu abi. Evet. Ağrına gitti takımın yani. Evet. Karamon Majere charm olmuş. O zaman Raistlin Majere. Nerede bu herif? Şurada. Ha, o kapının kenarından atıldı. Kapıya erişemiyorum. Hay Allah bu çok fena. Açığa çık. Kapının içinden at. Mavi move'la. Çıkamıyorum kapıya. Yok yok kapının ağzına kadar gel oradan görürsün büyük ihtimalle. Abi kapı kapalı da. Kapalı. Şu kapı kapalı. Kapalı mı? Ha ben o kapı. Oğlum var ya kaldık ha. Kaldık evet. Sen koşturabileceğin biri yok mu kapıya? Yok herkes paniklemiş durumda. Bir tek Tika var. O da koşamıyor. Ay vah ay vah. Şeyin bombası kaldı mı? Karam aşer Raistlin. Var da göremiyorum ki abi. Sağa şeyin, gidip açıktan. Burada o şeyin tavanı var mı? Var. Ha üzücü. Oğlum nasıl denk getirdin lan bunu? Hakikaten. Sektoid. Oğlum o scatter laser'la Tika'yı vurursan bana bak. Buraya değil buraya 75. At bakalım headshot'ın çalışıyor mu? Daha önce bir kere böyle bir sektoid commander UFO'ya girdiğimizde vurmuştum. Bir dakika evet, abi. Vurmuş. Önce bombayı atabiliyor muyum? Şimdi madem görüyorum. Raistlin'in bombasını o cover'ı kaldıracak bir şey yapabilir miyim? Abi olabildiğince açığa çık. Şuraya. O köşe mesela evet. Raistlin şu şeyi kaldırsana. O cover kalkar çünkü oradan. Kalktı tamam. Kalkar. Hatta şeyin kendisi de kalktı. Yok sanmıyorum. Yani yetmez damage yetmez ama. Ya ama Tika'ya. Evet Tika'ya. Tika vurursa öldürür. Hayır Karamo. 85'le kızım haydi kurtar Karamo'nu. Kocanı kurtar. Biri kardeşi biri kocası filan zaten böyle bir aileyiz abi biz. Fena dövüşmedik çocuklar. 3 tane mi? Kim öldü? O ilk kızcağız öldü. Sonra gelenleri ben tanımıyorum. Arkadan bazı adamlar geldi ama. Abi Dubois ölmedi. Dubois ve Girard ölmediler. Kontrolü kaybettiler ama ölmediler. Onlar önemli olanlardı. Abi peki bölümün adı Karagün Dubois'ı olur mu? Karagün Dubois'ları. Karagün Dubois'ları. As kendini dedi ona. Git kendini as dedi. Dubois'a söyledi o da. Git as kendini diyor. Şimdi bu herifler charm atıyor abi dedi. Nasıl oldu? Physical. Abi charm person. Hangi setikte yaşıyorsunuz? Charm person böyle çalışmaz ama domination bunun adı değil mi? Evet bu domination. Peki bir kere bunu bir daha yapamazlar ciğerleri yetmez diyor. Geçtim. Abi sadece Raistlin Colonel olmadı. Prophet'imiz Colonel oldu. Ve iki tane Overwatch shot istiyoruz tabi. Değil mi? Evet yani o Savior. O kadar damage almak istemiyoruz zaten yani en başta. Evet, evet. İki tane Overwatch shot güzel abi. Bu kıza diyordum ya zaten Arctrover'la evet. İşimizi bir bitirebilsek eline bir tane şey scope da vereceğim. Overwatch'cu hı-hı. Dedik en baştan. Dedik. Gold Moon Overwatch'a gitsin. Karamon Majere'de
Activating run and gun değil abi. Ben bir immune to crit olayım mı ben? Dur. Activating run and gun ne diyor? %50 critical damage. Ha, o da iyi çünkü rapid fire'da rezalet çıkartır. Abi tamam da yani o kadar riskli oy. Aa bir saniye. Bu son görevde Uber Ethereal'ı öldürürken çok işe yarar. Killer Instinct değil mi? Evet, böyle bağırarak içeri koşup iki kere sıkar ağzına. Resilience'ı açmak gerekir mi? Herifi de öyle bir almışız ki abi. İki bu slottan, iki bu slottan almışız. Tam bir ortalama fighter olmuş adam. Crit ye... Yani açığa çıkma. Bir crit yememeye çalışmak... Biz kendimiz yemesek crit'i hani. Ben damage alıyorum abi. Al. Oh. Damage alıyorum. Rapid fire'ım var madem ve Bringamon'un da var. Damage alıyorum. Abi şey gerçeği var. Yani karşıdaki adamları öldürmeyi çok iyi bitmiyor. Evet. Star of Terra diyor. Ne işe yarıyormuş? Yeni bir magic item düştü. Bakacağız. Bakacağız. Cyber Disk Melt. 60 alloy. 55 oh. Fragment. Kalkındık. O aradığımız vurgun... Of para. Aradığımız vurgun buymuş arkadaşlar. Para kolay. Para yarın gelecek de alloylar ve fragmentlar gol oldu. İşte genel anlamda meta. Evet. MTA. Ion Stone of Leadership gelmiş bir tane daha. Onu da alalım. Ayrıca Star of Terra ne işe yarar? Entire squad receives 5 fil 5 defense in battle. Güzel. Düşük rütbeliler hızlı XP alır. Tamam abi. Yani abi yani. Will ve defense bu bir şey. Protection item'ı. Evet. Yani Ring of Prot olabilir. Abi şey olsa Will ya Headband of Intellect olsa mesela. Ama Protection da veriyor. Defense de veriyor. Protection de veriyor. Bence Ring of artı... Ring of Protection. Tamam Ring of Protection Ring of yapalım. Protection ya. Hatta artı bir. Ring of Protection artı bir. Ama bu artı birden daha iyi. Ring of Protection işte ya. Ring of Protection'ımız var. Ne veriyordu? Will ve Defense ve onu ay Karamon'a veriyorum. Böyle şeyler çok sık görmeyelim olur mu abi? Karamon'un ikinci madalyası. Şey Ion Stone of Leadership'i de verelim. Bir daha bu şey nasıl atılıyor bilmiyorum bu arada. Çarma karşı defans ama Will'le atılıyor. Herhalde. O yüzden Karamon'a bir de Will veriyorum. Bir dakika ya. Tika'nın hiç şeyi yokmuş. Tika'ya veriyorum. Tika'nın madalyası olsun kızcağızın. Şu Mission'da o In The Zone sahnesinde neler yaptı kız yani. Şimdi Colonel olduk. Birimiz agresif aldı. Birimiz ne aldık Colonel'lardan? Allah kahretsin seni. Karamon şey aldı. Aggression. Neydi adı? Evet. Killer Instinct. Killer Instinct. Kız Tika... In The Zone aldı. Gold Moon'da Sentinel 2 Overwatch aldı. Raistin'in evet. Ne alacağını bilmiyoruz. Geriye sadece siyah büyücümüz kaldı. Artık bitirmek gerekiyor oyunu. Ki Azir oturumu da. Tabii. Mayıs ayı bitiyor. Satellite. Şöyle bir toplayalım. Bir dahaki ay ne yapacağız? Abi satellite'ları atamıyor muyuz yoksa? Yok. Dur ben şurayı bir save ediyorum. Bu ayı ben düzgün bitireceğim. Satellite'lar yapılıyordu ha nedense. Evet de öyle bir denk gelmiş ki bak zamanlamaya. Satellite'lardan evet. Hemen sonra Council Report. Evet. Laboratuvar. Şu anda bir şey yapmayacağım ve bu iki günü geçireceğim. Eğer boş geçen, boşa akan bir şey yoksa yok. Yok. Burada da yok. Paralar yok çünkü. Scope upgrade bir tek var ama zaten Foundry'de pistol upgrade'i geliyor. Evet. Şunu... Çok ince ince böyle küçük, küçük. Save ettim. Bir şey için drone istiyorduk biz. Neydi o? Drone niçin istiyordun abi sen? Advanced Arc abi. Advanced Arc. Advanced Arc Thrower. Şey, Sleep Scroll 2. Sleep Scroll 2. Hangisi şu? Para istiyor. Evet, şimdi para gelecek. Istiyor. Yarın gelecek olan parayla her şeyi yaparız. Ama önce yarın o paranın gelmesi için... Evet... Satellite'lar gelsin. İnce duracaktır satellite'larda diye umuyorum.
Tamam. Council Report'tan önce hani geldi mi gelmedi mi? Hala 3 satellite daha versene bana. United States'e buradan engineer gelmeye başlıyor. O çok iyi. İyi. Kanada'ya çok fazla para arkadaşlar. Air and Space geldi. Açıklamamda LOL oynuyor yazıyormuş. Abi sen hatta buranın uçaklarını da sipariş et. Evet, para yeterse edeceğim. Yeter. 2 tane, 3 tane istiyorum uçak. Bir uçak da buraya istiyorum. Evet. Uçakları en azından 3'er olsun. Evet. Council Report'a gidiyorum. Başka bir şey yok değil mi? Sonra bilmem neyi unuttuk olmasın abi, dur şuraya. Yok abi sen save et. Yorgunken zor oluyor çünkü. Evet. Council Report'a geldik. Bir UFO kaçtı. Kaçtı dediğin UFO'yu sen gördün mü abi? Şu kadar bir UFO'ydu abi, o nereye kaçtı? Biz kaçtık yani. B verdiği şeye bak. O large UFO'yu niye düşüremediniz? Ayıp lan. Şurada yazana bak. 4'te exalt'ı bitiremedik diye de olabilir. Olabilir. Abi yani hani ben daha ne yapayım bir şey içinde? Yok. Nijerya hep farklı bir yerdir. Oldum olası memleketim. Şimdi bir özet yapalım abi. Improved Pistol 1 geliyor. 1060 para geldi. Bundan sonra da her ay 1000 gelecek. Uzaylıların suratına para atmaya başlayabilir miyiz artık? Abi sen Improved Arcturor'a bir bas da önce. Tamam, ne yapıyorsak yapalım. Buradan ondan sonrasında şey yapalım. Improved Arcturor 1. Buna bir basalım abi. Devam. Ama Conservation'a basılabilir, güzel olur. Ama evet. Conservation hem Rapid Fire'da hem de Tikan'ın in the zone'unda çok önemli bizim evet. için. Evet. 20 fragment. Şöyle bir çevreye bakarak yapacağım. Improved Pistol 2 çok fragment istiyor. Aim veriyor. Scope upgrade çok güzel tabii. Research'te zaten her şeyi research ediyoruz. Neyi research edeceğiz abi burada? Bunun kararını da verelim Alp. Ne dedik? Cyberdisk'ten güzel şeyler düşüyor dedin galiba. Cyberdisk'ten güzel şeyler düşüyor. Onun otopsisi yapılır. Tamam, bir gün zaten. Bir gün. Cyberdisk otopsiyi yapacağız. Plazma Seeker otopsisinden şey geliyor. Kamuflaj geliyor. Ama biz onu mimetik skinle yapacağız zaten ya. İşte mimetik skin bundan geliyor. Ha, o zaman tamam. Cyberdisk Seeker otopsilerini yapacağız. Mektoid otopsisinden ne çıkıyor bilmiyorum. Plazma pistola 2 gün kaldı. Bak, o günler geçmez dediniz, geçti gitti o günler. 8 evet. 8 gün mü 6 gün mü ne oldu? Ama nasıl geçti gitti? Ama nasıl geçti gerçekten. Biz ateş ederken alien'lara bunlar hala research yapıyormuş. Evet. Ama 2 plazma pistolumuz var mı? 2 plazma bakalım abi depoya. Research etmediğimiz için midir nedir? Research etmediğim için bir tane fazla oldu. Ha, göstermiyor. Göstermiyor. Ya bir tane elimizde var ya iki tane elimizde var. Evet. İki var. Ondan eminim. İki tane şey aldık. İki bayet yeter. Aldık. Zaten Racing kullanmıyor. Kullanamıyor. Gold Moon'a denk gelirse veririz ama çok da önemli değil. Asıl gerçekten o silahı kullanacak iki kişiye varsa pistol, başka bir şey gerek yok. Pistolden sonra Cyberdisk otopsi ama şey tabii Cyberdisk otopsi, Mac Seeker otopsi yapılacak. Abi Mac otopsisinden sadece Mac teknolojisi geliyordur tamam. diye hissediyorum ben. Bana da öyle geliyor. Bana da öyle geliyor. Oradan Sectoid Commander otopsiye gideceğiz. Evet. O şey bittikten sonra. Ha yok, yaparız ya. Şey kaç gün ki şey? Arcturor, Advanced Arcturor. Improved 14 gün. Yuh. Oha. Improved Pistol geliyor. Improved Pistol 2'yi yapacak mıyız? Yapacağız herhalde ya. Bu kadar pistola gittik. Abi yapalım şey çünkü. Lazerin verdiği eğimi de kaybediyoruz şu anda çünkü. Buradan o gelir. Yani şey Gold Moon dışında herkes pistol kullanacak diye ben. Yok, Majere şey Racing kullanamaz. Ha dur doğru Racing şey. Kullanamaz. Ama Conservation'a basarsak gerek kalmaz. Çünkü Racing çok mermi yakıyor ya. Evet. Böyle mal gibi boş silahla kaldı az önce hatırlarsan.
Ama conservation pistole çalışmıyor. Ama şeye çalışıyor. Kalan herkes çalışıyor. Ve shotgun'a majere kardeşlere çalışıyor. Birisi rapid fire, birisi suppression yapıp şeye de, in the zone'a da çalışıyor. Bu önemli abi. In the zone'a da çalışıyor, doğru. In the zone'a da çalışıyor. Ayrıca kız da Sentinel 2-2 Overwatch yapıyor, ona da çalışıyor. Hepimiz birden bir round'da çok atış yapmaya başladık. Evet. Ben buna basıyorum abi, bu çok değerli. Bas. 7 günde de bunu yapıyorlar, beraber yapılabiliyormuş, devam edebilirim. Paralel gidiyor evet. Scope upgrade'i yapacağım. Çünkü hikayeye giderken Gold Moon'un da sonunda eline bir scope alacağını tahmin ediyorum. Bak abi kaç gün bu? 7 gün. Daha sonra yapılır bence ya. Ama ne işe yarıyor crit? Daha sonra mı diyorsun? Ya hani Gold Moon'a da alalım scope'u. Peki bir kişi bu alınabilir, iki kişi pistole evet, bu kadar tıkladıktan sonra alıyorum. Bu kadar fragmenti verdikten sonra buzda biz ne kaybettik? Pek bir şey kaybetmedik. Light plazmayı bakamıyoruz şu anda. Fragmentlar oraya lazım tabi. Şu research geldi. Normala düşmüş. Titan almış. Bu çok güzel. Şu anda zorunlu değiliz bu arada. Armor çok ciddi bir ihtiyaç değil. Bence burada abi şeyden sonra, plazma pistinden sonra Cyberdisk ve Seeker otopsiler yapılıp Hyperwave'e doğru gitmeye başlayabiliriz artık. Evet. Amacımız çünkü Haziran ayına giriyoruz. Temmuz ayında oyunu bitirmek bizim amacımız değil mi? Evet, evet. Temmuz yani ayında. Overseer'i indireceğiz. Ondan şey gelecek. Ondan bir item daha gelecek. O itemle şeyi yapacağız. Gollop Chamber yapacağız. Gollop Chamber yapacağız. O da şey işte. Şey kapısı. Ne kapısıydı? Takisis'in kapısı. Ne o? Takisis'in kapısı o da. Gate of Takisis neydi adı? Neraka'daki kapı evet. Dragon. Yok, hayır, Büyücülük Kulesi'ndeki kapı. Ha şeyin. Abiselçılar. Dandoldenius neydi lan herifin adı? Fistan Dantilus. Ha tamam, Dandoldenius değildi. Fistan Golob Chamber değil, Fistan Dantilus Chamber. Fistan Dantilus'un kapısını yapacağız. Gold Moon'u oradan sokacağız, bitireceğiz hikayeyi. Mayıs ayı, Mart, Nisan, Mayıs 3 ayda buraya geldik. Haziran bir hazırlıklar, Temmuz'da oyunu bitirme inşallah. Sektoid Commander otopsisi de bir gün değil mi şu an? Galiba. Evet. Tamam, onu da listeye alalım çünkü bu olmadan şey yürümüyor. Evet evet, Sektoid Commander. O zaman abi bu tabanca bittiğinde Cyberdisk, Seeker, Sektoid otopsiler yapılıyor. Evet. Bunun ardından Hyperwave de yapılıyor. Sonra evet, biz hikayelere girdiğimizde bize Titan Armor ve Plazma silahlarına doğru bizi götürüyorlar. Evet. Yolda elimize silahları, armorları veriyorlar. Biz şeye girmeye çalışırken. Orası öyle. Burası Improved Pistol 2'yi yapmak istiyorum. İki tane bu kadar pistolle dövüşüp duruyoruz. Basacağım buna da ben ya. Bas abi. Elo 25'ten. Abi bütün... Kaç fragmanımız var? Evet ya, ne bileyim. Neden sordun fragmanı? Hani bir bakalım yani şu an kaç abi, basma basma. Bir sevemedim ben bunu. Cem'le oynarken de sevememiştik. Bunu pek sevemedik ya. Eren fikren güzeldi. Hani pahalı sanki ya. Pahalı da lazer pistolun eğimini kaybediyoruz. Ben o eğimi geri almaya çalışıyorum. 15 fragment scope. Bu daha sonra yapılır. Bu kadar abi. Burada durayım ben. Bu Foundry projektler çok pahalı şeyler. Ayrıca otopsilerden bir sürü şey çıkacak. Genecik çıkacak. O genecikleri adamlarımıza evet, takacağız. Evet. Doğru. Orada para ve meld gerekecek. Onlar var elimizde. Biraz daha uçak alınabilir. Burada 4 abi olmuş zaten. Doldurduk ya. Şuraya yani bir uçak daha alınabilir. Abi bence o uçağa vereceğin parayı şeye ver. Bu diskten şey geliyor. UFO angajman süresini arttırma. Tamam işte amacımız hızla Hyperwave Beacon, sonra Overseer UFO'yu düşür. İçinden çıkan Ethereal'lı veya Sectoid Commander neyse en kısa zamanda Advanced Arc Trover'la git. Yakala. Bu arada da Gollop Chamber'a doğru git, oyunu bitir. Oyunu bitirirken en heavy plazmalar falan elimizde olamasa bile plazma pistol ve tahminen light plazma rifle olabilecek gibi görünüyor. Yani Gold Moon'un
Raistlinin elinde konvansiyonel makinalı tüfekle bitebilir bu oyun. İnşallah biter diyeyim o zaman. Evet, yani öyle bitebilir bu oyun. Elinde longbow'la bitirebilir hikayeyi. Gerçi yani adam. Light plasma artı 10 aim veriyor diye biliyorum. Peki Raistlin eline tüfek alabiliyor mu? Ah. Light plasma verip bunu götürürdük böyle. Light plasma artı 10 veriyor, evet. Veriyor. Bu adama Alien Grenade bulacağız o zaman abi ve LMG'si Exalt LMG ile bitirecek. Alien Grenade atacak etrafa oyunun sonunda. Plazma. Ben şimdi şeyi bilmiyordum. Commander'da Alien Grenade olduğunu bilmiyordum. Oradan çıkabilir diyorsun. Commander'ı yatırıp bayıltmak, butonu yatırıp bayıltmaktan daha kolay. Doğal olarak. Ama bilmiyorum. Bu herifin de vili yüksek. Bilmiyorum. Ama şu yok, Light Plasma... Yok, abi. Tamamen hit points. Bu Light Plasma'ya 40 Weapon Fragment diyor. Bunu yapmamız lazım abi. O yüzden de fragmentlar buraya lazım. Bir plazma, iki plazma pistol, bir Light Plasma ile ki bundan bir tane daha bulmamız gerekecek. Evet. Bunlarla Raistlin hariç bütün adamlarımızın bayağı eline bir şeyler vermiş oluyoruz. Herhalde çalıştırırız. Abi o Ethereal'ın hit point'i nasıl indirilecek? Bence onu düşünelim şimdiden. Evet. Bakalım abi. Burada duralım artık. Çok güzel bir 1 Haziran günü oldu. Bir sürü insan gelmiş bu arada. Evet. Oyunu bitirmek için son level büyücü geldi. Gerekmiyor mu? Sanmıyorum son level büyücü gerektiğini. Oyunu bitirmek için bilmiyorum. Şöyle büyücü zırhı giymiş herhangi bir büyücü yetiyor diye biliyorum ben. Sorun büyücü zırhını yapmakta. Evet. Bakalım. Çünkü şöyle, sırf büyücü zırhı yapmak yetmiyor, şey de lazım. Büyücü başlığı da lazım. Onun için bir tane ethereal cesedi lazım falan böyle. Evet. Yani o girişleniyor işler. Abi en kötü ihtimalle zaten atlarız o level'ı, çünkü 4 kişi, sürekli 4 kişiyle oynuyoruz. Atlarız o level'ı yani. Hele bir büyücü yapalım. Gold Moon'lu bir büyücü, evet, yapalım. Peki Alpçim, çok teşekkür ediyorum. Barış oralarda ama bebeğin ağladığını falan duydum. Barış bizi duymuyor, evet, da olabilir. Kendisine... Buradayım ama güzel gündü. Güzel, eğlenceli, evet, gündü. Geçen sefer oturduğumuzda base'lerini basmıştık. Bu sefer onlar bizim base'imizi bastı. Çok eğlenceli ve hızlı gidiyor oyun. Ben bu challenge'lar fikrini çok beğendim. Hele şu campaign'i inşallah hayırlısıyla bir bitirelim bakalım. İkinize de teşekkür ediyorum arkadaşlar. Chat'e de teşekkür edeyim. Geldiler gittiler. Ben bayağı izleyici varmış. Farkında değildim böyle olduğunun. Efendim, teşekküre bu kadar başlamışken bizi YouTube'da banttan izleyen herkese de teşekkür etmek istiyorum. Videoları beğenmeyi, yorum yazmayı, kanala abone olmayı unutmayınız lütfen. Ve Monsieur projesini desteklemek, bu gibi projelere siz de yardımcı olmak isterseniz patreon.com/monsieur kanalı adresinden de bunu yapabileceğinizi hatırlatmak istiyorum. Önümüzdeki bölümde efendim artık biz onlara bir vurduk, onlar bize bir vurdu. Son darbe için hazırlıklarımızı yaparken görüşmek üzere. Esen kalın efendim.